Mutfaklarda gizli tehlikenin adı bulaşık süngeri. Temizlik amacıyla kullanılan süngerlerin aslında kendisinin temiz olmadığı ortaya çıktı. Bulaşık süngerlerinin olmadığı bir ev hemen hemen yoktur. Hanımlar hijyenik olduğunu düşündüğü için kullanıyor. Peki bulaşık süngerleri gerçekten hijyenik mi? Tabii temizlik için illaki kullanılıyor. Temiz geliyor, sürekli kullanıyorum. Neden tercih ediyoruz? Hemen hemen her mutfakta var çünkü. Ya güzel sürtüyor çelikleri falan. Yani, güzel köpürüyor. Temizliğimizi yapıyor, sağlıyoruz. Peki fazla köpürüyor ya, temiz gibi mi hissettiriyor acaba? Yani bir de alışkanlık hani sürekli. Eskilerden kalma. Bence fazla köpürttüğü için sabun, o yüzden kullanıyoruz. Norveç'te yapılan bir araştırma bunun tam tersini söylüyor. Bir sünger dünyadaki tüm insanlardan çok daha fazla bakteri bulundurabiliyor. Bunun sebebi ise gün boyu ıslak kalması. Üretir bu tabii. Bu ne istemiş? İçine aldığını, içine alıyor. İçine alınca ne yapıyor bu? İçinde kalanlar ne yapıyor? Biraz sonra koku yapmaya başlıyor. Araştırmacılar diyor ki bir sünger dünyadaki tüm insanlar kadar bakteri üretiyor diyor. Aa, bilmiyordum. Ben de oralım yapıyorum o zaman. Bilmiyorduk. Bilmiyordunuz. Evet, bilmiyorduk. Bundan sonra kullanır mıyız? Yani o kadar bakteriliyse tabii ki kullanmıyoruz. Sonuçta temiz olsun diye kullanıyoruz. Kullanmayız tabii ki. Norveç'teki araştırmacılara göre sünger ıslak kaldıkça üzerinde bulunan bakteriler çoğalıyor. Pek çok bakteri zararlı olmasa da salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılıyor. Bu da hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar evlerdeki bu tehlikeye karşı süngerin yerine bulaşık fırçası kullanılmasını tavsiye ediyor. Pratik ama pek temiz değil. Kirler biraz üstüne yapıştığı için şeyi, hijyeni yok bence. Ama temiz değilmiş. Yok, temiz. Bir sünger dünyadaki tüm insanlar kadar bakteri üretiyormuş. Valla ben memnunum. Bakteri üretse de üretmese de yani güzel. O zaman hanıma söyleyin efendim, bunlar hijyenik değilmiş. Allah Allah, bilmiyordum valla. Ben bilmiyorum yani. Emici olduğu için olabilir belki. Fırça kullanın diyor uzmanlar, bulaşık fırçası. Bulaşık fırçasıyla nasıl yıkayacağız bulaşığı? Yok, almayacağız ondan. Çünkü mikrop taşıyor.